Yeniden merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde olan Maybelline'in likit rujlarından bahsedeceğim. Onlar hakkında hem önünüzde deneyimleyeceğim hem de onlar hakkındaki fikirlerimi birebir söyleyeceğim. Belki bir iki tanesini hiç denememiş olabilirim arkadaşlar. İnanın hatırlamıyorum. Ve bu rujlar yeni değil. Uzun zamandır elimde olan rujlar. Belki bazılarını da makyaj videolarımda görmüş olabilirsiniz. Ama bu zamanım oldukça elimdeki rujlar hakkında böyle grup grup video çekip konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, elimde şöyle 6 adet Maybelline'in Vivid Matte Liquid rengi var. Bir tane de bunu ben en son yeni aldım, bu zaten bayağı oluyor galiba, bir yarım sene falan oluyor. Hatta kanalımda da bununla alakalı bir video var. Ekstra bunu kullanıp çektiğim gün bütün gün hani bir video çekmiştim. Maybelline'in Super Stay Matte Ink ya da Inclusive. Bir de arkadaşlar elimde şöyle bir ürün var. Bu da Maybelline'in benim bir ara deli gibi kullandığım, çok sevdiğim bir ürün. Maybelline'in 720 numaralısı Nude Illusion Color Elixir. Bilemiyorum arkadaşlar, bu galiba benim en eski kosmetik ürünlerimden bir tanesi. Atmaya kıyamamışım. Şu anda da atmaya gönlüm el vermiyor. Bilmiyorum neden, sebebini inanın ki bilmiyorum. Galiba ben bunu da zaten bir yıldır veya bir yıldan fazladır da kullanmıyorum. Hemen arkadaşlar elime, madem ki bunu aldım, bununla başlayayım. Çünkü nude, sonra nude'dan hani açıktan koyuya gideceğim. Ve hemen yapacağım arkadaşlar önünüzde. Bakalım ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında. Öncelikle şunu böyle bir açayım. Bu sadece böyle renkleri göstermek değil, aynı zamanda da o anki duygularımı da sizlere paylaşmak, işte düşüncelerimi paylaşmak, kokusu, yapısı falan, o şekilde. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Bunun şeyi kısaydı bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta biraz daha batırayım. Şöyle kokusuna hatırlamaya çalışıyorum. Böyle bayatlamış bayık mayık kokuyor kokusu. Güzel pudra kokusu var. Hemen uygulayalım. Yapısı bu arada güzel. Ve şeftali alt tonlu. Bence ben bunu kullanayım günlük makyajımda. Aha, hatırladım. Evet, çok sevdiğim bir renkti bu. Evet, bu tam şekilde görünen bir likit. Aslında lip gloss diyebilirim galiba. Çünkü ya çok güzel. Hem de bu makyaja uydu. Bence bütün makyajlara uyabilecek bir rengi var. Kokusu biraz bayık, bayatlamış olabilir gibi. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir renk. Yani bunu bence gözümün önünde bulundurayım. Dediğim gibi çekmecenin dibine attığım için arkadaşlar hep sürekli yeni aldığım ürünler aklıma geliyor. Onlarla ilgileniyorum. Bunlar maalesef bir köşede unutuluyor. Ben bunu yine bir şey listesine koyayım. Kullanacağım listeleri. Sıradaki ürünüm Maybelline'in Vivid Matte Liquid'inden ne rengiydi bu? 50 numarası Neutral. Şöyle bir renk. Ve bunu da açıyorum. Galiba ben bunu hiç kullanmamıştım arkadaşlar. Şöyle bir fırçası var. Ben böyle şeftali nude'ları çok seviyorum ve bana da, kendime de çok yakıştırıyorum. Ben bunu niye unutmuşum? Bu da gayet güzel, hoş bir renk. Günlük makyajda da kullanabileceğiniz, özellikle smoky gözler yaptığınız zaman hani böyle daha çok buğulu, daha koyu kahverengi tonlarında bence güzel bir renk.
Yapısı hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İnanın ki hatırlamıyorum. Ben galiba zaten bunun bir iki tanesini sadece böyle bir hafta falan kullanmıştım. Onun dışında hatırlamıyorum ama bu rengine de bayıldım. Gerçekten çok güzel. İsterseniz buna da bir bakın derim. Sıradaki rengim ise yine Vivid Matte Liquid serisinden 05 numaralı Nude Flush ya da Flush. 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 Nude Flush. Buna bakalım. Bu böyle şey görünüyor. Alt roza, gül kurusu. Bunu hiç kullanmamıştım. Hani o öbüründen birazcık şüpheliydim ama bunu hiç kullanmadığıma yemin edebilirim. Bunun rengi de çok güzel arkadaşlar. Özellikle sürülümü çok kolay bu rujların ve yapı olarak da güzel duruyorlar. Ben rujların şu dudakların çizgilerine girdiği zaman daha seksi, daha güzel buluyorum. Daha çok beğeniyorum. Belki bazı arkadaşlarımız bunu beğenmeyebilir ama zevkler değişiyor. Bunu da ben çok sevdim. Bunu da kullanabilirim. Ama bu rengi ilk defa kullanıyorum. Diğerinden emin değilim ama bunu ilk defa kullandığıma gerçekten yani eminim. Ve şimdi de geçiyoruz diğer ruja. Yine Vivid Matte Liquid serisinden böyle canlı, daha çok oranja yönelik bir kırmızı, oranj alt tonlu bir kırmızı. Ben bu tür rujları çok seviyorum, bu tür renkleri. Özellikle yaz aylarında bronz tenli olduğumda, birazcık hafif bronzlaştığımda bunları gold ya da kahve tonlarıyla karıştırmayı çok seviyorum. Elimde buna benzer diğer markalardan da var. Hemen buna da bakıyoruz. 25 orange shot diyor. Ama daha çok kırmızı ağırlıklı bir orange. Hemen çok şey kokuyorlar. Böyle nasıl diyeyim? Endüstri ürünü gibi kokuyorlar. Kokusu şu anda hiç hoş değil. Diğerlerinden daha farklı kokuyor. Gerçekten çok kimyasal kokuyor. Çok inanılmaz kimyasal kokuyor. Umuyorum ki uyguladıktan sonra geçer. Evet arkadaşlar, bu da böyle çok çarpıcı bir rengi var gerçekten. Bunu yani böyle neon oranj gibi duruyor. Bunu mesela sahillerde siyah bir body mayo ile ya da beyaz bir mayo ile vücudunuzu güzel saran trend bir mayo ile kombinleyebilirsiniz. Hiçbir şey yapmayın. Waterproof maskara ve bu yeter. Olay bu, sahillerde dolaşın bence. Harika. Yani onun için uygun olur. Ha, bunu da çok sevdim. Sadece kokusu beni biraz rahatsız etti. Pigment olarak da iyiler. Şimdiye kadar çok beğendim. Galiba pigmentinden memnun olmadığım sadece bir rengi var. Onu da hemen sizlerle zaten paylaşacağım. Dudaklarım biraz kırmızı oldu. Yine Vivid Matte Liquid serisinden. Bu sefer 35 numaralı Rebel Red. Şöyle göstereyim. Bu biraz önceki kullandığımdan
daha farklı. Hani bu daha çok kırmızı aslında, genel olarak uzaktan bakarsanız kırmızı. Lakin bu daha çok orange. Zaten ismi de orange. Bu da kırmızı. Bakalım bunu da uygulayalım. Bu nasıl olacak? Bunları galiba, bunu da kullanmıştım birkaç kere. Galiba makyaj videomda kullanmıştım diye hatırlıyorum. Bu soğuk mavi alt tonlu bir ruj. Evet arkadaşlar, bunun rengi de güzel, böyle çarpıcı. Belki hafiften dudağımı yamuk yapmış olabilirim ama gerçekten kontrol etmesi zor. Bir de sürekli siliyorum. Dudaklarım şu anda huzursuz verici bir hissiyatta. Bu da güzel. Her ne kadar da mavi alt tonu gibi gelse de şöyle kamerada daha çok sanki oranj alt tonu ama gerçekten karışık diyebilirim. Ya da gözlerim beni yanıltıyor. Ya böyle bir renk. Bunu da severek uyguladığımı birkaç kere hatırlıyorum. Bence bunları bayatlamadan ben bunların icabına bakayım. Sürekli bunları bence aylık sepetlerime falan koyayım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ve diğer sıradaki rengimize geçiyoruz. Ve elimde tekrar Vivid Matte Liquid serisinden bir renk. 37 Coffee Boots. Ya da Coffee Boots. Öyle bir şey. Daha çok böyle kahverengi ama... Değişik bir kahverengi, kiremit rengine yakın bir şey bu. Ben bunu hiç denediğimi hatırlamıyorum. Bunu da hemen uygulayalım. Bu arada dudaklarım bağırıyor isyanda. Şu dudağımın üst kısmını iyi fırçaladığım arasının ucunda kalmadığı için iyi yediremedim. Yani yoğun yapamadım. Bu kadar yeter. Bunun değişik bir rengi var. Daha çok böyle mor alt tonlu bir kahverengi diyebilirim. Kiremit, mor, değişik bir rengi var arkadaşlar. Pakette şöyle görünüyor, dudağımda böyle görünüyor. Şurada daha ilginç rengi, bilmiyorum şu anda pek bu renge ısınamadım. Sanki benim rengim değil gibi. Enteresandır, bazı renkler beni gayet fresh gösterirken bazıları da beni böyle yorgun ve soluk, hatta yaşlı gösteriyor. Bilmiyorum, bu rengi şu anda sempatik bulmadım. Bana şu anda olumlu gelmedi. Ama yapı olarak güzel, gerçekten dudağımı şu anda nemlendiren bir hissiyat veriyor. Tabii ki ben bunu gün içerisinde kullanmam gerekiyor. Bir de şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Kamerada değil, canlı rujum, makyajım ve saçımın renginin uyumu. Galiba bana yaşlılık yakışıyor. Ve hayır, buna geçmiyorum. Şuna geçiyorum arkadaşlar. Zor görünüyor. Vivid Matte Liquid serisinden son rujum arkadaşlar. Şu an kullandıkça aklıma geldi. Benim bunlardan aslında bir de nude tonlarında bir rengim vardı. Bildiğiniz normal nude tonu ama şu anda bulamadım. Hani şu değil, daha farklı bir, sürekli benim sürekli kullandığım bir nude tonu vardı ama şu anda bu grubun içerisinde yok. Belki çekmecelerin bir köşesindedir, bilmiyorum. Bununla birkaç tane video çektiğimi hatırlıyorum ya da kullandığımı hatırlıyorum. Hatta pigmentinden rahat
yani iyi değildi. Bu bildiğiniz mor arkadaşlar. Şöyle fırçasını da göstereyim. Yani bildiğiniz şöyle bordonun morla karışımı. Hemen uyguluyorum. Aslında renk olarak güzeldi. Hani öbürlerini kullandıkça tam şişenin üzerindeki, ambalajın üzerindeki şeyi alıyorsunuz ya, rengi. Bunda onu alamadığım için galiba hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü sürdükçe açılıyor. Ve opak bir duruşu yok, dağılma yapıyor. Yani fırçayı vurdukça fırça dalgalarıyla rengin netliği dağılıyor arkadaşlar. Opaklığı gidiyor. Batırdıkça batırıyorum. Ben pes ediyorum böyle. Görüntüsünü şuraları aldırmayın arkadaşlar. Görüntüsünü görüyorsunuz değil mi? Yani ne yapayım ben seni şimdi? Ne yapayım? Hadi söyle. Ya çok az bir şekilde uygulayacağım. Bu nedir ya? Bir saniye arkadaşlar. Ya çok az bir şekilde uygulayacağım. Hani normal görünsün diye. Ya da böyle bol diğerleri gibi uyguladığımda da bu şekilde kalitesiz, ucuz bir görüntü olacak. Bunu ben pek haz etmemiştim. Zaten bundan birazcık hayal kırıklığına uğradığım için diğer renklerin de böyle olduğunu düşündüğümden galiba kullanmamıştım. Öyle hatırlıyorum ama diğer renklerini gördüğünüz gibi gerçekten güzel, opak bir renk elde ediyorum. Ve sıradaki son dikit rujumuza geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar biraz önceki kullandığım rujun size şeyini şu şekilde göstermek istiyorum. Bildiğiniz gayet ispirto rengi, mor, yani o rengi bekliyorum ama olmuyor. Bu arada dudaklarım felaket bir halde. Ve son Maybelline'in Superstay Matte Inclusive 50 Voyager rengi benimkisi. Ben bunu aldım ve bir gün boyunca denedim arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımda videosu da var. Bütün gün bunu takip ettim. Hani öğlen pauzesinde yemekler yedim, kahveler içtim, suyumu içtim. Hani konuştuğum esnada dudaklarım nasıl oluyordu falan diye. Yapısını beğenmemiştim. Bana o zaman çok yapışık yapışık bir hissiyat bırakmıştı. Dudağım kuru değildi. Özellikle çok konuştuğum zaman şu dudak aralarımda böyle sürekli yapışıyordu. Ve huzursuz verici bir hissiyat veriyordu bana. Ve yedikten sonra da şu aralardaki hani gayet kel kalıyordu buralar ve burası çok hoş durmuyordu. Ama hatırlamak adına bir kere daha kullanacağım. Bir kere değil, zaten kullanmak istiyorum arkadaşlar, yani kullanayım gitsin bu ürünleri. Kokusu böyle öksürük şurupları gibi. Kahverengi alt tonlu bir kırmızı bu da. Bordo. Ya renk olarak çok güzel arkadaşlar. Rengini gerçekten beğendim. Hatta şu anda sürülüşü de gayet güzel. Ben böyle uzun fırçalı ürünleri daha çok seviyorum. Şurası ince, belki öncelikle böyle kalem gibi kullanılabilir. Sonra da dağıtılabilir belki. Ah, batırdım. Neyse arkadaşlar, bunun rengi de böyle. Rengi gerçekten çok güzel. Bayıldım ben bu rengi. Ama bakın şu anda bile konuşur konuşmaz hemen dudaklarım. Bu nedir ya? Niye böyle yaptılar acaba bunu?
Bilemedim. Diğerlerinde bu hissiyat yok. Bunda bu olduğu için ben bunun diğer renklerini almamıştım. Özellikle bunda bir tane mor rengi vardı. Hatta dedim onu alayım illa ki hani beğenirsem mutlaka onu alayım ikinci sefer gittiğimde. Ama bunu bir gün denedikten sonra o mordan da vazgeçtim. Ama galiba bunların diğer renkleri, serileri de vardı. Bunlara tekrar yönelebilirim. Onların diğer kalanlarını da alabilirim. Evet arkadaşlar, elimdeki Maybelline'in Liquid Matte rujları böyleydi. Bir dahaki ruj koleksiyon videosu totalde çekmeyeceğim de marka marka böyle gideceğim. Elimdeki likit veya normal ruj olan markaları bir şekilde video çekerek göstereceğim. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.